Herkese merhaba. Yine bugün hafta sonu evdeyiz ama gündem videosuyla sizlerle beraberiz. Bu haftanın savunma ve havacılık konularını birlikte değerlendireceğiz ve ilk konumuz Kaan'ın yeni boyanması. Malum milli muharip uçak Kaan Şubat ayında ilk uçuşunu yaptı. Bazı parçaları boyanmamıştı. Üzerine baktığınız zaman özellikle kumanda yüzeylerinde astar boya, havacılıkta buna yeşil green olarak adlandırılıyor. Bu parçalar yerleştirilmişti ve tabii ki ekibin geceli gündüzlü çalışmasından boyaya pek fırsat kalmamıştı ve ilk uçuş gerçekleştirildi. Arkasından sırada uçağın yeniden boyanıp bir yeni görünüme kavuşması vardı. Bu boyama işlemleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve uçak o gövde üzerindeki Kaan logosu da biraz toparlanmıştı. İlk logonun biraz F-22 andırdığı biraz havacılık meraklıları arasında böyle bir tartışma olsa da daha böyle milli muharip uçak görünümüyle yeni logoya da kavuşmuş oldu. Bu boyama tabii ki ilk prototip için. Önümüzdeki günlerde yeni prototipler ortaya çıkmaya başlayacak ve test süreci hızlanacak. Farklı boyamalar belki görebiliriz. Hatırlayacaksınız bazen uçaklar boyamaları yetişmeyebiliyor. Hatırlayacaksınız Hürjet'in ilk uçuşunda da uçak normal o astar renk, hatta bazı parçalar boyasızdı. İlk uçuşun arkasından da uçak o kırmızı beyaz tasarımına kavuşmuş oldu. Burada şu noktaya ben dikkat çekmek istiyorum. 5. nesil uçaklar için hava alığı, yani o motorun havayı emdiği noktadan o giriş kısımları çok önemli. Biraz burada iç taraf beyaza boyanmış. Genellikle 5. nesil uçaklarda beyazdan çok daha böyle gri, farklı renkler tercih ediliyor. Havaalanının girişi 5. nesil bir uçak için çok önemli. Bunu da belirtmemde fayda var. Çünkü radar ekoları bu havaalanının içinden girip motorun o türbin parçalarına çarpıp geri dönmemesi gerekiyor. Bu yüzden de havaalıkları biraz daha böyle ilk girişinin arkasından içeri doğru kavislendiriliyor. Bu tasarımda büyük önem taşıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bu havaalanının içindeğinin beyaza boyanmasıyla ilgili konuyu da sevgili yazar arkadaşım Levent Başar'a iletti. Onun da adını verip bu şekilde ikinci konumuza doğru geçelim. Atatürk Havalimanı ikinci konumuz. Atatürk Havalimanı Nisan 2019'da yolcu operasyonunun durmasıyla birlikte böyle bir derin bir sessizliğe bürünmüştü. Bir müddet kargo operasyonu buradan yapıldı ama sonra İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünün de faaliyete geçmesiyle birlikte havalimanı şu an sadece genel havacılık uçuşlarına açık. Genel havacılık nedir? Özel iş jetleri, uçakların ve tabii ki helikopterlerin uçuşları. Atatürk Havalimanı'na zaman zaman yolcu uçakları da iniyor ama buraya inmelerin ana nedeni Türk Hava Yolları'nın bakım tesisleri. Hem TE uçakları hem de dünyanın farklı havayolu şirketleri, ki aralarında işte Emirates, Ryanair veya Fly Dubai gibi şirketler var. Onlar da İstanbul'a uçaklarını Atatürk Havalimanı'na getiriyorlar. TE teknik bakımlarını yapıyor ve uçaklar geri dönüyor. Atatürk Havalimanı'nın bir şekilde kullanılmayan terminal binaları vardı. Geçmişte bu terminal binalarında işte Teknofest'in organizasyonları, arkasından İstanbul Air Show ve sonrasında da İFTE fuarları yapıldı ama ne olacağı pek belli değildi. Bu binalar sonuçta 99 depreminin arkasından yeni yönetmeliğe göre inşa edilmiş, 2000 yılında yapılmaya başlamış, peyderpey o zamanki işletmeci tav uzattı orayı. Güzel binalar, altyapısı sağlam binalar ama tabii ki her kullanılmayan bina gibi sistemler kullanılmadıkça eskiyor. Buraya bir inovasyon, girişimcilik merkezi yapılacağı açıklandı ve bunlarla ilgili tanıtım toplantısı da gerçekleştirildi. Sonuçta bu binaların dışında gayet büyük otopark var. Altına metro geliyor, toplu ulaşım imkanları var ve bu binaların bu şekilde değerlendirilmesi katma değer açısından büyük önem arz ediyor. Umarım bu proje kısa süre içerisinde hayata geçirilir ve orada genç girişimcilerin, şirketlerin teknoloji tasarladıkları, yazılım yaptıkları özel bir merkez olur. Çünkü bu binalar gerçekten altyapı olarak çok güçlü binalar, değerlendirilmesine açıkça sevindim. Ama tabii buna sevinirken bir yandan da hala Atatürk Havalimanı'nın ne yazık ki yıkılan iki pistinin de üzüntüsünü devam ettiriyorum. Buraya millet bahçesi yapıldı ama çok değerli iki pist kuzey-güney istikametlerinde yıkılmak zorunda kalındı. Bunu niye söylüyorum? Allah korusun, bir deprem olduğu zaman, bir felaket olduğu zaman
Bu pistler yoğun olarak kullanılabilir. Yardım malzemeleri getirilebilir. Buralar birer barınma merkezleri haline getirilebilir. Bu açıdan da keşke pistler yıkılmasaydı. O dönem bayağı bunlarla ilgili haber yaptık ama öyle bir karar alındı. Yıkıldığını belirtmemde fayda var. Halen Atatürk Havalimanı'nın 05-2-3 yönünde, yani doğulu batılı yaklaşık değerler olarak bir pisti aktif olarak kullanıldığında belirtmemde fayda var. Gelelim üçüncü konumuza. Üçüncü konumuz, geçen hafta benim açımdan oldukça böyle bir yoğun bir seyahat programı vardı. Perşembe günü Eskişehir'de TEİ tesislerindeydik. Arkasından Cuma günü de İstanbul'da, Tuzla'da Kale Arge tesislerindeydik. Burada Türkiye'de savunma ve havacılık konusunda motor teknolojilerini inceleme fırsatını yakından elde etmiş olduk. TEİ'de TF6 bir motorunu gördük. İlk milli turbofan motor. Bu motor ilerleyen yıllarda Kızıl Elma ve Anka 3'te göreceğiz bu motoru. Önemli bir motor ve buradan bir aile geliştirilecek. 6000 libre itiş gücünde bu motor. Sonrasında 10.000 libre itiş gücüne sahip TF10.000 motoru gelecek. Bunlar Milli Muharip Uçak Kağan'ın özgün motoruna giden yolda çok çok önemli adımlar. Diğer taraftan Kale Erge'nin Son ve Atmaca, arkasından da Çakır için geliştirilen KTC serisi turbojet motorlarını gördük. Bu motorlar gerçekten yaklaşık 12 yıllık Kale Erge'nin, Kale grubunun çok büyük desteğiyle yapılmış ciddi bir yatırım. Çok fazla bizim özel sektörümüz girmiyor bu işler ama hani Kale grubu ciddi bir yük alarak buraya girmiş durumda. Ve bunları da başarıyla tamamladı. Hatta hatırlayacaksınız, geçen hafta Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca'nın testini de kullanıldı. Çok da başarılı oldu motor. Çok sayıda motorun üretildiğini gördük ve bu motorlar ilerleyen dönem içerisinde ben eminim ki dünyanın farklı noktalarından füze imalatçıları bu motorlara çok büyük ilgiyle bakıyor. Yeni nesil az yakıt harcıyorlar ve füzeyi beklenenden çok daha uzağa götürme özelliğine sahipler. Ve tabii ki Kale Erge'nin bundan sonra geliştirilecek, işte SOM dedik, Atmaca dedik, Kara Atmaca içinde KTC 3700 motoru yakın bir zamanda çalıştırılacak. Yine Roketsan'ın Atmaca'dan geliştirilen KTC 1750 motoruna sahip Çakır füzesi de çok önemli. Sonrasında da Gezgin füzesi için biliyorsunuz Arat projesi imzalanmıştı Kale grubuyla beraber. Arat için çalışmalar da büyük bir hızla devam ediyor. Kale Erge açısından çok çok güzel haberler alacağımız bir gelişme söz konusu. Türkiye'de işte savunma havacılık projelerinde en büyük problemin başında motor geliyor. Çünkü motoru dünyada çok az ülke imal ediyor. İşte bakıyoruz motorla ilgili, işte Atak 2'de veya T-925 helikopterlerinde Ukrayna motoruna dönüyoruz. Malum Ukrayna motoru Kızıl Elma ve Anka 3'te de kullanılıyor. Bu açıdan bu dışa bağımlılığı yenmek açısından bu çalışmalar çok çok önemli. Ama motor yapabilmek çok uzun süre gerektiriyor. Yapıyorsunuz. Bunlar tabii ki yeni nesil 3 boyutlu metal yazıcılarla biraz hızlandırılsa da test süreçleri çok uzun. Yerde kendini ispat edecek, sonra yüksek irtifa testleri yapılacak ve arkasından da hizmete girilip o hava aracı üzerinde gerçek testleri izliyor. Bunlar çok çok uzun süreler. Halen TEİ'nin geliştirdiği örneğin TS-1400 motoru Gökbey'de testler devam ediyor. Bu süreçler çok böyle yüksek mühendislik çalışması, çok iyi bir test düzeneği ve çok iyi, çok çok uzun sabırlı çalışmalar gerektiriyor. Bu açıdan da motor projelerinin çok çok zor olduklarını tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Ama bir şeyi edindiğiniz zaman, bir teknolojiyi hayata geçirdiğiniz zaman onu çok uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Ve uzun uzun o motorları üretip, satıp, ihraç etme ve para kazanma imkanına da sahip oluyorsunuz. Evet, gelelim bir başka projeye. Bu projeyi yapan Aselsan, Türkiye'deki savunma sektörü içerisindeki en büyük şirket Aselsan. Aselsan elde ettiği askeri teknolojileri sivil bir alana adapte etme şansına kavuştu ve ilk defa gerçekleştirilen mobil röntgen cihazı da geçtiğimiz günlerde 14 Mart'ta Tıp Bayramı'nda teslim edilerek Hacettepe Üniversitesi'nde hizmete girmiş oldu. Şimdi mobil dijital röntgen cihazı ADR-M100 adını taşıyor. Bu çalışmalarda Aselsan'ın gerçekten çok önemli bir ortağı da Hacettepe Üniversitesi oldu. Röntgen cihazlarındaki teknoloji aslında işte askeri teknolojilerle biraz ortaklık içeriyor. Bir bakıyorsunuz dünyanın önde gelen çeşitli savunma ve havacılık şirketleri de bu tür çalışmalar yapıyor. Bir röntgen cihazı
Türkiye çok sayıda cihazı her yıl milyonlarca dolarını yurt dışına vererek almak durumunda. İşte Aselsan bu eksikliği gidererek çok önemli bir çalışmaya da imza atmış durumda. Şöyle bir röntgen cihazının teknik özelliklerine bakacak olursak, özgün bir tasarıma sahip CE sertifikası var. Bu sağlık konusu için çok önemli. Aselsan'ın aslında ilk görüntüleme alanındaki de ürün olduğunu da belirtmemizde fayda var. Çok kısa süre içerisinde kuruluyor ve hemen kullanılma açık oluyor. Ve bu sistem sayesinde hızlı bir şekilde çalışmalar gerçekleştirilebiliyor. Sağlık konusunda Aselsan'ın halen yaptığı çalışmalar arasında otomatik external defibrilatör cihazı var. Bunlardan 1120 adeti de ihraç edilmiş. 13 ülke tarafından kullanılıyor. Ayrıca bu salgın döneminde geliştirilen ventilatörler var. Bunlar çok çok önemli şeyler. Ben eminim ki savunma çok kritik, stratejik bir konu. Sağlık konusunda atılan bu adımlarda savunma şirketlerimize hem farklı bir dal oluşturulacak, bir de sonuçta geliştirilmiş bir teknoloji var. Bunun da farklı alanlarda katma değerin oluşturulmasına katkı sağlayacak. Aselsan'ın hedefleri büyük bu konuyla ilgili. 2025'te kalp akciğer makinesi, 2026'da da manuel defibrilatör gibi cihazların geliştirilmesi de Aselsan tarafından hedefleniyor. Tabii bir başka savunma şirketimiz, hatta savunma sektörünün mühendislik şirketi STM'nin de çok güzel çalışmaları var. STM aslında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin talebi doğrultusunda bir teknoloji geliştirmesi yapmıştı. Bu da duvar arkası radar, DAR olarak adlandırılıyordu. DAR özellikle 2015-2016'da hendek operasyonları sırasında ihtiyaç duyulan bir sistemdi. Düşünün, bir alan var, bir bina var, içinde terörist var mı yok mu? Sessiz sakin oturuyorlar ve camdan güvenlik güçlerine ateş açıp güvenlik güçlerimizin işte yaralanmasını, hatta ne yazık ki şehit olmasına kadar giden olaylar vardı. Bu olayların önlenmesi amacıyla DAR, duvar arkası radar geliştirildi. Sistem mobil olarak kullanılıyor. Duvara koyuyorsunuz ve arkada bir canlı var mı, hareket var mı, çok hassas bir şekilde bilgiyi oradaki kullanılan güvenlik personeline iletiyor. Şimdi bu sistem ilk olarak Denizli İtfaiyesi tarafından satın alındı. Yani aslında doğal afetlerde veya çıkacak yangın kurtarma çalışmalarında DAR kullanılarak hayatlar kurtarılacak. Bu çok önemli bir adım. Aslında DAR'ın da ilk denemeleri ne yazık ki geçen yıl Kahramanmaraş depreminde gerçekleştirilmişti. DAR STM tarafından, STM ekipleri tarafından bölgeye götürülmüş ve buradaki arama kurtarma ekipleri tarafından kullanılmıştı. Ve STM'nin verdiği rakama göre 50 civarında vatandaş da hayata bu DAR sistemiyle tespit edilerek kullanılarak hayata bağlanmaları sağlanmıştı. İşte askeri teknolojiler diyoruz, ne kadar önemli, stratejik diyoruz ama gün geliyor bunları da farklı alanlarda kullanabilmek çok çok önemli. Bu açıdan da hem Aselsan hem de STM önemli bir alkışı ve desteği de hak ettiğine inanıyorum. Eğitim konusu çok önemli ve eğitim teçhizatları, simülatörler de dünyada önemli bir pazar oluşturuyor. İşin tabii bir askeri tarafı var, bir de sivil tarafı var. Şimdi İstanbul merkezli Skyart şirketi aslında sektöre çeşitli uçak parçalarını mobilya yaparak, tasarım yaparak adım atmış bir şirket. Ve bu şirket bir yandan da hizmet dışına çıkmış uçakların kabinlerini alıp eğitim simülatörleri haline getirmeye başladı. İşte kabinde kabin memurlarının eğitimleri, sonrasında acil durumlarda yaşanacaklar. Örneğin acil çıkış kapıları nasıl açılır, buradan nasıl tahliye yapılır gibi konularda özel simülatörler üretmeye başladı. Ve kısa sürede bu simülatörleri de Skyart ihraç etme başarısı gösterdi. Bugün Skyart'ın ürettiği simülatörleri kullananlar arasında Suudi Arabistan Hava Yolları, Saudiye, Malezya Hava Yolları, Etihad, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ana taşıyıcısı, Fransa'da bir eğitim koleji, tamamen bu tür havacılık koleji bu tür eğitim teçhizatları aldı. Azerbaycan Hava Yolları, Air Astana gibi çok ciddi bir portföye ulaşmış durumda. Ve bu portföye bu kadar yabancı şirket aldıktan sonra Türk Hava Yolları da katıldı. Türk Hava Yolları için 3 farklı simülatör yapılacak. Bunlardan bir tanesi yangın simülatörü. Yani diyelim ki kabinde bir yangın çıktı ki bu yangın riski artık günümüzde çok artıyor. Çünkü yolcuların yanlarında taşıdığı elektronik aletler, işte cep telefonu olabilir bu, dizüstü bilgisayarlar olabilir, kullanılan lityum iyon piller
herhangi bir durumda yangın çok riskli ve kabin içinde yangın çıkabiliyor. Bu yangına kim müdahale edilecek? Kabin memurları. Onlar müdahale ederek bu yangınların söndürülmesini sağlıyor. Bunun simülatörü de eğitim standartlarına yukarı çıkıyor. A321neo için kapı eğitim simülatörü ve Boeing 777 uçakları için de kapı simülatörü Skyart tarafından yapılıyor. Tabii ki Türk Hava Yolları'nın yurt dışındaki şirketlere para vermek yerine bunu yerli imkanlarla geliştirilmiş ve dünyadaki farklı havayolu şirketleri tarafından da satın alınmış bir simülatörü tercih etmesi gerçekten gurur verici. Keşke savunma sektöründe olduğu gibi TE'ye birçok projede yerli yatırımcıların, yerli girişimcileri daha fazla desteklemesini bekliyoruz. Bu konuyla ilgili paraların yurt dışına gitmesi yerine yerli şirketlere dönmek çok önemli. TE'ye benzer bir adımı Havelsan ile atmıştı. Havelsan'a önce Boeing 737 Next Generation NG serisi için simülatör siparişi vermişti. Bu simülatör teslim edildi. Bunu Boeing'in 737 Max ve Airbus A320neo serisi izledi. 3 farklı simülatör Havelsan tarafından yapılmış oldu. Havelsan da böylelikle askeri simülatör pazarından elde ettiği tecrübeleri sivil alana taşımış oldu. Bu alanda ekmek gerçekten çok fazla. Dünyada simülatör üretebilen çok az sayıda şirket ve çok az sayıda ülke var. Onlardan birinin de Türkiye olması gelecek için, katma değer için. Çünkü bir simülatör ihraç ediyorsunuz. Milyon dolarlar, bunlar yaklaşık 4-5 milyon dolardan başlıyor. 13-14 milyon dolara kadar çıkıyor. Ve uçak aldıkça da simülatör alıyorsunuz. Yani bir imalatçının teslim ettiği yaklaşık 50 yolcu uçağı karşılığında dünyada bir tane daha simülatör olması lazım. Bu önemli bir detay. Burada da bir pazar var. Bu açıdan da şirketlerimizin bu alanlara girmesi ve ürün üretmesi çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Havacılıkla ilgili haberlerimiz bitmiyor. Sivil havacılık açısından çok önemli bir ilk uçuş gerçekleştirildi. Malum Concorde yolcu uçağını hatırlayacaksınız. Süpersonik ses hızının yaklaşık 2,5 katına yakın hızda uçabilen çok inanılmaz bir yolcu uçağıydı. 1960'larda çok basit, işte kağıt üzerinde, gerçekten kağıda çize çize tasarlanmış bir yolcu uçağıydı. Fransa ve İngiltere'nin ortaklığında yapılmıştı. Tek kullanıcısı, iki kullanıcısı British Airways ve Air France olmuştu. Ve bu uçak uzun yıllar, yaklaşık işte 2003-2004'e kadar gökyüzünde kaldı ve gerçekten first class standartlarını yolculara sundu. Normalde yolcu uçaklarının 7-8 saatte uçtuğu rotaları 2,5-3 saatte uçarak havacılık açısından yeni bir sayfa açmıştı. Tabii Concorde'lar emekli olunca tekrar eski sürat limitlerine sahip yolcu uçaklarına geri döndük. İşte saatte 850-900 km hızla gider hale geldi. Ama yeni Concorde'ların üretilmesi için şirketler çalışmalarını devam ettiriyor. Bunlar arasında en iddialılarından bir tanesi de Boom projesi. Boom projesi amaç tabi süpersonik hızı, yani ses hızını açarken arkada sonik patlamalar oluyor. Hatta bu sonik patlamalar yerleşim birimlerine yakınsa camların kırılmasına falan bile neden olabiliyor uçak alçaksa. Bu sonik boom olarak adlandırılan patlamaların minimize edilmesi için asıl teknoloji burada. Bunu çözmek için boom uzun süredir uğraşıyor. Ve bunların testlerinin yapılacağı XB1 olarak adlandırılan uçak da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu uçak görüntü itibariyle sadece test amaçlı kullanılacak. Tek bir pilot tarafından uçuruluyor ve bu ilk uçuş büyük bir başarıyla tamamlandı. Tabii Türkiye'de olduğu gibi, ya kardeşim bu iniş takımları niye kapanmadı? Niye bu dışarıda uçuyor falan gibi sorular da pek Amerika'da gelmediğini belirtmemizde fayda var. Bu uçuşla birlikte testler yapılacak. Ve sonrasında Boom konseptini yolcu uçağı haline getirilecek. Çalışmaların da NASA'nın destek verdiğini ifade etmemde fayda var. Bakalım Boom havacılık açısından yeni bir pencere açabilecek mi? Çok zor bir alan, yüksek mühendislik gerektiriyor. Ama onlar da çok genç bir şirket. Farklı bakarak buraya gelmeye çalışıyorlar. Bunları ilerleyen dönemler içerisinde göreceğiz gibi duruyor. Gelelim yangın söndürmeye. Son dönemle ilgili de şu bilgiyi verelim. Orman yangınları ne yazık ki artıyor tüm dünyada. Küresel ısınmayla birlikte çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdit için ülkeler kendi yangın söndürme filolarını yenilemeye çalışıyor. Türkiye'de bir adım atmıştı. Tek motorlu Air Tractor olarak adlandırılan uçaklardan AT-802 serisinden alım gerçekleştirilmişti. Geçen yılda ilk uçaklar envantere girdi. Bu yılda teslimat devam edecek. Bu arada komşumuz Yunanistan enteresan bir adım attı. Malum işte
Türk Hava Kurumu'nun işlettiği CL-215'ler sonra 415 serisi geldi. Şimdi bu uçaklar modernize edilip yeni bir modeli çıkıyor. 515 serisi. Bu uçaklardan Yunanistan 7 adet sipariş verdi ve toplam 392 milyon dolara bu uçakları alıyor ve uçakların teslimatları 2027'de başlayacak. 2030'a kadar 7 uçak Yunanistan envanterine girecek. Yunanlar, onlarda da CL-215'ler var. CL-215 piston motorlu, CL-215T turboprop versiyonu ve 415'lerin yerini bu uçaklar almaya başlayacak. Bir dönem bu uçaklar Türkiye'nin de gündemiydi. Umarım tekrar gündeme gelir. Çünkü sadece yangını tek bir uçak modeliyle, tek bir helikopterle, geçmişte bununla ilgili çok ciddi yıpratıcı tartışmalar yaşanmıştı, söndürebilmek mümkün değil. Türk Hava Kurumu'nun elinde CL-215'ler var. Türk Hava Kurumu yeniden yapılanmayla birlikte tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor. Ama finans, görüyorsunuz işte, 7 uçak 392 milyon dolar. Çok ciddi bir para. Bunlar için yeni bir organizasyon yapıp keşke Türkiye'de bu uçaklardan sipariş verse diyoruz. Kanadalı De Havilland şirketinin de bu tasarımlar sonra Viking şirketi tarafından satın alındı. Viking şirketi aynı zamanda Twin Otter uçaklarının da üreticisi. Buradan yeni bir pazar, yeni bir planlama açmış durumda. Yavaş yavaş üretim hatları doluyor 515 ile ilgili. Umarım bu konuyla ilgili Türkiye elini çabuk tutar. Gerçekten suya inip kalkabilen, modernize edilmiş çok güçlü motorlara sahip bu uçaklardan bir şekilde almakta fayda olduğuna inanıyorum. Kim aldı, kim yaptı, kim ne etti değil. Sonuç önemli. Orman yangını çıktığı zaman kendi uçak ve helikopter filomuzun olması çok çok önemli olduğuna ben açıkçası inanıyorum. Evet, böyle bir hızlı gündem konusu yaptık. Bu hafta da dışarı çıkamadık. Ne yazık ki programım çok yoğun, koşturmacadayım. Farklı bir yerde çekme planım vardı. Olmadı. Bir dahakine diyelim artık. Ama amaç size haberleri net bir şekilde iletebilmek. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki hafta yeni gündemde görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.